Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Mesleği 3'ün 5 tane özel sorumuz var. Bununla beraber bu sorular hem TET hem AYT için uygundur. Hiç bekletmeden dilerseniz şu sorularımıza bir bakalım. E şöyle bir hatırlatmada da bulunayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Biliyorsunuz ki kadınlar bizim başımızın tacıdır. Kadınlar bizim için çok önemlidir. O yüzden özellikle annelerimize gereken değeri verelim sevgili arkadaşlarım. Eşiniz olur, anneniz olur, kız kardeşiniz olur. O yüzden o değeri verelim. Şimdi sorularımıza geçelim. Bakalım. Bakalım şimdi. İlk soru. Tarihçinin değerlendirmesinde kastettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bu savaş hangisiymiş? Bir tarihçi Mustafa Kemal'in dehası Sakarya'da olduğu gibi burada bütün heybetiyle ortadaydı. En küçük teferruat bile esasının içinde yer almış. Umumi direktifleri ile bu plan bölünmez bir bütünüydi. Düşman planımızın hedefini kavrayıncaya kadar da sonucu alma sırrını temsil eden bu plan daha sonra Yıldırım Harbi teorisine esas olmuştur demiştir. Sizce Mustafa Kemal hangi savaştan bahsediyor olabilir? Yani tarihçi hangi savaştan bahsediyor, bahsediyor olabilir? Sakarya'dan sonraki savaşımız hangisiydi? En son savaşımız Türklerin taarruza geçtiği savaş. Tabii ki cevap başkomutanlık meydan savaşı yani büyük taarruzdur. Sevgili arkadaşlarım bunların sıralamasını biliyorsunuz değil mi? İlk önce şuraya bir yazayım sizlere sıralamayı Batı Cephesindeki savaşlar. İlk önce birinci yönünü, tamam. Bu bir. Düzenli ordunun ilk zaferi. Daha sonra ikinci yönünü, ikinci zafer. Yazı fazla iyi değil, siz ona aldırmayın. Daha sonra Kütahya Eskişehir ilk yenilgi. Kütahya Eskişehir dördüncü savaşımız Sakarya. Sakarya'dan sonra ise ne geliyor? Büyük taarruz. Tamam. Sıralamamız bu şekilde. Bunu karıştırmıyoruz. Şimdiki cevabımız Büyük Taarruz. Birinci Yunan Muharebesi. Düzenli ordunun ilk zaferi. İkinci Yunan'ı. Biliyorsunuz ki Londra'da görüşme yapıldı ve sonuç anlamadığı için ikinci Yunan'ı savaşı gerçekleşti ve bu savaşta kazanıldı. Trablusgarp. Hiçbir alakası yok. Trablusgarp 1911 yılında Osmanlı ile İtalya arasında gerçekleşen savaştır. Kutul Amare. Osmanlı'nın son zaferidir. 1916. İngiliz Generalin esir alındığı savaşta Kutul Amare Zaferi. Cevabımız büyük taarruz olacaktır. Umarım beni iyice dinlemişsinizdir. Şimdi buna bakalım. Diğer sorumuza bir bakalım. Diyor ki Kurtuluş Savaşı'nda 3282 şehitten 345'inin subay olmasından dolayı subaylar savaşı olarak anılan mücadele aşağıdakilerden hangisidir? Hatta Mustafa Kemal bu savaşa ne demiştir biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Büyük Kıyım demiştir. Mustafa Kemal. Büyük kıyım demiştir. Bu savaşımızın ismi tabii ki Sakarya Meydan Savaşı olacaktır. Diğerlerini size açıklayalım. Birinci Yunan Savaşı. Düzenli ordunun ilk zaferi bu savaştan sonra İsmet önü generalliğe terfi etmiştir. İkinci Yunan'ı artık devletler politikada değişikliğe gitmişlerdir. Özellikle İtalya ve Fransa. İngiltere dahil olmak üzere Kütahya Eskişehir düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisidir. Biliyorsunuz ki bu savaştan sonra tekalifi milli emirleri yayınlanmıştı. Başkomutanlık Meydan Savaşı az önce bahsettik zaten. Türklerin taarruz savaşıdır. Türkler artık taarruz gücüne ulaşmıştı ki zaten ondan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve Kurtuluş Savaşı sona erecekti. Cevabımız Sakarya. Şimdi gelelim biraz da Osmanlı'ya değil mi? Bakalım. Sanırım biraz Heh. Tamam. Soruyu okuyalım. Anadolu Selçuklularında sosyoekonomik nedenlerle çıkan dini görünümlü bu isyanın Osmanlı Devleti'nde Fetre Devri'nin getirdiği sorunlarla çıkan aşağıdaki hangi isyanın bir benzeri olduğu savunulabilir. Bu soruya dikkat ediyoruz. Bakalım bu isyan hangisiymiş? Anadolu Selçukluları Anadolu'ya göç eden Türkmenleri yerleştirmede ve düzeltmede zorluklar çekmiştir. Selçuklu Sultanlarının zayıf kişiliklerinden kaynaklanan yönetim boşluğu, ağır vergiler ve bunun sonucunda ortaya çıkan yoksulluk, Türkmenlerin yönetimden dışlanması gibi nedenlerle Maraş, Kahta ve Adıyaman yöresinde Baba İshak adlı Türkmen dervişinin öncülüğünde büyük bir ayıklanma çıkmıştır. Devlet çıkan bu isyanı güçlükle bastırabilmiştir. Öncelikle Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Baba İshak isyanıdır sevgili arkadaşlarım. Ve şunu da unutmayın. Eğer bir devlet isyanı güçlükle bastırıyorsa bilin ki bu devlet zayıflamıştır. Peki Osmanlı'daki benzeri hangisiydi? Fetret devrinden sonra yani Ankara savaşından sonra Çelebi Mehmet döneminde Osmanlı'da ilk dini nitelikli isyan çıkmıştı. Bu isyanın ismi ise Şeyh Bedrettin isyanıdır. Diğerlerine bakıyoruz. Buçuktepe isyanı ilk Yeniçeri isyanıdır. Padişah 2. Murat dönemi. Padişah 2. Murat. Tamam. Şehzade Mustafa isyanı. Osmanlı. Ahmet Paşa isyanı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkan Sadrazam'ın isyanıdır. Şahkulu isyanı 2. Beyazıt döneminde çıkan isyandır sevgili arkadaşlarım. Şah İsmail tarafından kışkırtıldı ve Antalya'da çıkarıldı. Cevabımız Şeyh Bedrettin isyanı olacaktır. Umarım gözünüz Şeyh Said'i aramadı ha. Şeyh Said Türkiye Cumhuriyeti'nde rejime karşı çıkan ilk isyandır. Gelelim. Yine inkılaba. Umarım bu soruda düşmezsiniz. Benim öğrencilerim düşmez. Bakalım. Kurtuluş Savaşı'nda Türk tarafı cephelerinden hangilerinde Ermeniler ile mücadele etmiştir? Doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesini vermiş bize. Ermenilerle Doğu cephesinde savaşan kişi kimdir sevgili arkadaşlarım? Kazım Karabekir'di değil mi? Kazım Karabekir. Bu savaşın sonucunda biliyorsunuz ki Gümrü Antlaşması imzalanmış ve TBMM ilk siyasi başarısını elde etmişti. Aldık mı aldık? Bir olmayın yerleri direkt ediyoruz. Gitti, gitti, gitti. Güney cephesi. E güney cephesinde Fransız vermenilerle ve savaşılmadı mı? Özellikle Çukurova'da, Kirikyalılar kime karşı savaştı? Dört yolda, Hatay'da. Doğru. Batı cephesinde zaten düzenli ordu savaşmış ve Yunanlılarla mücadele edilmiş sevgili arkadaşlarım. O yüzden Batı cephesini almıyoruz. Cevabımız burada ne olacaktır? Doğu ve güne cepheleri olacaktır. Gelelim son sorumuza. Şöyle. Ee, ben bunu mesleği de bekliyorum. Bu tarz bir soru gelecek bence. O yüzden beni dikkatlice dinleyin. Hem mesleği de hem TYT'de. Bekliyorum zaten ortak. Açıklamıştım. Bakalım. Soru bize ne istiyor? Önce soruyu okuyalım. Boğazlar konusunda birçok devletin Türkiye'nin taleplerini olumlu yönde karşılamaya başlamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bu neymiş? Türkiye'nin Lozan Konferansı'nda Boğazlara yönelik alınan kararların değiştirilmesi talebi belli bir döneme kadar sadece SSCB tarafından desteklenmiş olmasına rağmen 1936 yılından itibaren başta İngiltere olmak üzere öteki devletler de yeni bir düzenlemenin yapılması konusunda Türkiye'ye hak verip yeni bir konferans toplanmasını kabul etmişlerdir. Size biraz açıklay açıklayayım sevgili arkadaşlarım. Şimdi Lozan'da biliyorsunuz ki Boğazlar'ın tamamı bize verilmemişti. Sadece başkanlığını Türk yapacaktı. Ama uluslararası bir komisyona bırakılmıştı değil mi? Daha sonraki süreçte şöyle yapalım. İtalya ve Almanya tehdidi de ortaya çıktı. Ve devletler nerede bir araya geldi 1936 yılında? Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Soru bizden ne istiyor biliyor musunuz? Diyor ki niye devletler Türkiye'ye doğru yanaştı. Türkiye'nin dediğini yaptı diyor. Çünkü iki tane büyük tehlike var. Biri İtalya, biri Almanya. Mustafa Kemal İtilaf Devletleri ile görüştü ve şunu belirtti. Dedi ki eğer Boğazların denetimini bana vermezseniz İtalya ve Almanya bizi tehdit eder dedi. Ondan sonra özellikle İngiltere başta olmak üzere buna sıcak bakmışlardır ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların egemenliği bize geçmiştir. Bakalım Boğazlar'ın uluslararası ticarette önemini kaybetmeye başlaması sizce Boğazlar önemini kaybeder mi? Hayır. Bazı devletlerin yayılmacılık politikalarına bağlı olarak dünya barışının tehlikeye girmesi. Hangi devletlerde bunlar? İtalya ve Almanya. Cevabımıza ulaştık. Roland Konferansı'nda oluşturulan komisyonun tüm devletlere temsil, temsiliyet hakkı vermemesi? Hayır. SSCB'nin Avrupalı ülkelerle olan tarihsel sorunları çözmesi? Hayır böyle bir şey yok. Türkiye'nin dış politikada barışı esas alması. Zaten barışı esas alıyor. Tamam bu doğru. Ama soru bizden onu hiç istemiyor. Soru diyor ki niye büyük devletlerin kararı değişti? Çünkü iki tane büyük tehlike var. Almanya ve İtalya. Sevgili arkadaşlarım ortak çalışmamız bu şekildeydi. Hem MSU hem TYT hem AYT için hazırlandı bu. Özellikle MSU'ya özeldi ama. TYT ve AYT'de de karşımıza çıkabilir. Bir paylaşımın daha sonuna geldik. Duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam de ne yapabilirim? Ya da TET'de ya da AYT'de. TET ve AYT ile ilgili ben paylaşım yapmıştım zaten. Ama MSU ile ilgili olarak e, öğrencilerimin şunu yapması gerek. İnkılaba biraz ağırlık verelim. E, geçen sene biliyorsunuz ki bilgi sorulmuştu. Lozan'dan soru gelmişti ve bununla beraber çıkan isyanlar hakkında soru gelmişti. İkisi de bilgi sorusuydu. E, Türkistan devletleriyle ilgili de soru gelmişti değil mi? E, bilgi sorusu gelmişti. O yüzden bilgilere dikkat ediyoruz. O yüzden MSU tayfanın ne yapması lazım? AYT'ye bakması lazım. Birden çok fazla, birden fazla paylaşımımız var zaten. AYT'ye bakın. Bilgi soruyor MSU. Paylaşımın sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.